Servikal dar kanal neden olur. Ee, özellikle yaşlı hasta grubunda gördüğümüz bir hastalıktır. Omurilik kanalının e, diskin bozulmasına bağlı, arka taraftaki faset eklemlerin büyümesine ve sarı ligaman dediğimiz bağın kalınlaşmasına bağlı olarak omurilik kanalının normalden daha dar hale gelmesi sonucu ortaya çıkar. Genellikle bulguları boyun ağrısı, kollarda ağrı, kollarda uyuşma, ilerleyen dönemlerde kollarda ve parmaklarda zayıflık e, ve ince işleri yaparken, düğmenizi diklerken, yemeğinizi yerken yaptığınız ince hareketlerin yavaş yavaş ortadan kaybolması sonucu ortaya çıkar. E, bu bulgularla bize başvuran hastalarda hastanın şikayetleriyle birlikte fizik muayenesini değerlendirdiğimizde özellikle MR bizde bu e, tanıyı koymamızda oldukça yardımcıdır. E, tedavi olarak hastanın fizik tedavi, boyunluk kullanması, e, cerrahi olmayan diğer yöntemler denendikten sonra Yine bunlarla şikayetler geçmiyorsa omuriliğin özellikle ödemi diyebileceğimiz mielopati bulguları ortaya çıktığı zaman bizim bu hastalar artık cerrahi yapmak dışında bir seçeneğimiz kalmamakta. Cerrahi olarak hastayı ya ön taraftan buradan ya da arka taraftan, enseden iki türlü cerrahi yöntemi bazı yöntemi hastalarda hem ön hem arkadan cerrahi yöntemle tedavi etmemiz gerekir. Burada hastanın cerrahi öncesi boynunun ve başının gövdeye göre pozisyonunu yani bu hastada kifoz mu var yoksa lordoz mu var? Buna göre tetkiklerle karar verdikten sonra cerrahinin önden mi arkadan mı yapılacağına karar verebiliriz. Bu işlemler olduktan sonra ben bütün hastalarıma şunu söylüyorum. Bu cerrahi esas olma amacınız mielopati bulguları ortaya çıktıktan sonra daha kötü hale gelmemek için ameliyat oluyorsunuz. Keşke hastalarımızı biz mielopati bulguları ortaya çıkmadan yakalayabilsek ve bu şekilde mielopati bulguları olmadan tedavi ettiğimiz hastaların sonuçlarının çok daha yüz güldürücü olduğunu görüyoruz. Ancak mielopati bulguları ortaya çıktıktan sonra bu hastaları da e, tedavi etmemizin, cerrahi olarak tedavi etmemizin en önemli nedeni ilerleyen dönemlerde bu hastaların daha kötüye gitmelerini engellemek. Özellikle servikal e, dar kanal e, ameliyatı olmuş hastalarımızın cerrahi sonrası dikkat etmesi gereken bazı şeyler var. Özellikle bu cerrahiden sonra hastaların boyun egzersizlerini düzenli şekilde yapmaları gerekir. Mümkünse bir fizik tedavi ya da fizyoterapi seçciliğinde boyun kaslarının kuvvetlendirilmesi e, ilerleyen dönemlerde başka ameliyat etmediğimiz seviyelerde ortaya çıkabilecek dar kanal şikayetleri ya da komşu segment hastalığı dediğimiz e, şikayetlerin önüne geçecektir. Burada önerilen e, temel şeyler özellikle boyunluk kullanmak, fizik tedavi egzersizleri, mümkünse bazı hastalarda yüzme, Pilates gibi boyun kaslarını ve sırt kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler cerrahi sonrasında hastanın konforlu bir yaşam sağlamasını olanak sağlayacaktır.